Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Kahvaltı yaparken selam vereyim dedim. Tam yemeğe başlamıştım. Duru dedi ki ben içeride yiyeceğim. Onun tabağıyla birlikte içeri oturtturdum. Televizyonu açtım, orada masada yiyor. Ben de şöyle kendime bir tabak hazırladım. Ona da yine aynı böyle bir tabak hazırladım. Acuka biliyorsunuz yapmıştım. Bu sonu arkadaşlar. Saklama kabının sonundaki acukayı da ben aldım. Rıza gece yemiş herhalde. Bayağı vardı çünkü. Tekrar yenisini yapacağız yani anlaşılan. Bana afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşürüz inşallah. Kahvaltıdan sonra hemen evi topladım. Mutfağımı temizledim. Bulaşık makinesini yerleştirdim. Şimdi de hazırlandım. Azra babaannesindeydi. Oradan geldi, üstünü değiştirdi. Onunla birlikte sağlık ocağına gideceğiz. Aile hekimimize bir Azra'nın ayaklarını göstereceğim. Sol ayağının altında yaralar çıktı. Böyle küçük küçük sil gibi. İnternetten baktım, ayak sili gibi. Ayak nasırı da gibi yani. Belli başlı yerlerde böyle 5-6 tane kabarcık çıktı. Sadece bir ayağında var. Terlemeden kaynaklı, biliyorsunuz okulda akşama kadar spor ayakkabının içinde. Terlemeden kaynaklı ayak sili yazan da var. Ayak nasırı yazan da var internette yorumlarda. Bir dedim aile hekimimize gösterelim. Cildiye'den randevu bulamadık. Ne sigorta hastanesinden, ne devletten, ne de fakülte hastanesinden. Eylül'e kadar randevu kapalı yani cildiye bölümüne. Ben de dedim ki aile hekimi ben anlamam derse soğuk suda özel level hastanesi var. Oraya gideriz Azra dedim. Oradaki doktora baktırırız. Yani artık mecbur paralı baktırırız dedim. Ayağının altını bir göstermekte fayda var yani açıkçası. Babamla annem ayak sihirli diyorlar. Bazılarında oluyormuş böyle ama tabii tam teşhis koyamıyoruz. O yüzden hazırlandık. Öğleden sonra getiririm demiştim. Okula da gitmedi bugün. Zaten artık ders falan da yapmıyorlarmış. Pazartesi gidecektik. Sınavları vardı. Gidemedik. Bugüne kaldı. O yüzden evden çıkıyoruz. Duru'yu da babaannesine bırakayım. Bakalım ne diyecekler. Gidiyoruz. Biz çarşıya indik. Önce bir dediğim gibi sağlık ocağına bir soralım. Biz anlamayız derlerse levele geçeceğiz hastaneye. Biz sağlık ocağından çıktık arkadaşlar. Oradaki doktorumuz görür görmez ayak sihirli dedi. Sihir bunlar dedi. Bir tane solüsyon verdi ama o solüsyonu da çok dikkatli kullanmak gerekiyormuş. Akşamları yatarken süreceksiniz. Sürerken de etrafına vazelin süreceksiniz. Taşırmayacaksınız solüsyonu dedi. Bu tedavi süreci başlayacak. Nasırlar küçülmeye yok olmaya... Nasır demişim. Sihirler küçülmeye yok olmaya başlayacak. Eğer dedi yayılmaya başlarsa zaten cildiye doktoruna mutlaka görünün dedi. Şu anlık solüsyonla tedaviye bir başlayalım dedi. Kesinlikle sihir dedi zaten. Ben de o sırada cildiye randevusu kovalayacağım. Ya da olmadı dediğim gibi özele getireceğiz. Ama bir hafta bunu bir kullan dedi bana. Tamam dedik. Eczaneden vazelinle şey alacağız. O solüsyonu alacağız. Ayak sihirliymiş yani. Nereden buldu bizi inanın bilmiyorum. Havuzlardan falan geçiyormuş. Belki otelde falan. O geçen seneydi. Geçen seneden beri havuza da girmedin. Nereden bulaştı bilmiyorum. Havuza girmiştim otelde de. Neyse işte. Şimdi biraz çarşıdayız. Bakalım Azroş biraz gezmek istiyor inmişken. Biraz bir dolaşalım. Bugün çarşamba pazarı var. Bir girelim. Çok bir şey bakmadan çıkarız zaten. Azra da alıştı artık benimle pazar gezmeye. Gel bakalım. Şu ortadaki terlikçi diyecek, abla sen yine geldin mi diyecek vallahi bana. Nerede o? Benim ayağım ağrımaya başladı az önce. Azra cüzdan bakıyor, şunu beğendi. Şu biraz büyük. Bunu çok rahat kullanamaz da. Şu mikili daha güzel değil mi Azra? Yok, bu daha güzel. Şurada var bir iki tane model bak. Bunlar çok karışık da. Şunlar sana büyük zaten. Garip açılıyor. Şunu bir soralım bakalım. Nerede abi? Orada ürün açıyor herhalde. Şundan Azra'ya bir tane alalım. İçini göster bakayım nasılmış içi. Şunlar da biliyorsunuz artık cep telefonu cüzdan için. Bunlar da çok pratik oluyor. Sana yeter okulda. Hı-hı. Aynen. Şeyimi koyalım. Bak şuna ısınmış. O da güzel ha. Bak şunlar. Ama cüzdanla telefon anne, zorsa. Şunun şeyine bak, kedili. Tamam şimdi gelir abi. Soralım ona da. Azra'ya cüzdanı aldık. Kendime de eşofman altı bakıyorum. 70 mi bunlar, 90 75. mı oldu? 75 olmuş. 75. Bu büyük ama 2X large da. M ya da L'ye bakacağım ben. Şöyle bakın, düz yazısız böyle bir şey istiyordum zaten. Şu yazılıları değil de sade bir şey istiyordum.
Meymiş. Aynen. Siyahını aldım. Şu yeşil rengi de çok hoşuma gitti. Yazısız düz bir eşofman arkadaşlar. Şunları sevmiyorum biliyorsunuz. Bunlar zaten sahte de düz bir eşofman arıyordum. 75'e de gayet iyi. Şu da bu da değişik. Ha bu yazılıymış. Bunun rengi de çok güzel. Şunun rengi de çok tatlı. Pazarın tam orta yerinde bakın. Bu pijamacının yanında bu abiyi bulabilirsiniz. Ürünleri çok güzel çünkü. Gel bakalım. Bizim tişörtçü yine kalabalık. Bakalım gel. Bu tezgahında tişörtleri çok kaliteli oluyor. Yani rahat giyersiniz. Şunu mu beğendin? Dur bir soralım. Bir sürü çeşit var burada. Yine bir şey beğendin Azra. Ne kadar? 45 lira. Ben de var mı? Bak ben renkleri de var. Sende kahverengisi var. Ben şöyle fosforlu yeşili de var. Bak onun şu. 125 lira canım. Şunlar 55. Hafiften yağmur atıyor. İnşallah bastırmaz. Şöyle caddeye çıktık. Bir iki yere baktık. Eczaneye uğradık. Azra'nın ilacını aldık. Şimdi nereye gideceğiz bakalım. Çok da dolaşmayalım diyorum Azra'ya. Duru bizi bekliyor malum. Duruyormuş. Babaannesiyle duruyor. Sıkıntı yok da. Azra bak kırmızısı var. Sarısı var. Pembe, yeşil. Telefona kalıp bakıyoruz da şu kırmızı. Sarısı nasıl? O da mor. Bir dakika dur şu şeyi de alalım. Kırmızıyı da deneyelim bir dakika. Biz artık eve gidiyoruz. Berrak'tan bir şeyler alalım. Duru'ya simit falan sözüm vardı çünkü. Çarşıdan geldik arkadaşlar. Kayınvalidemdeyiz. Hemen bir çay suyu koydum. Balkonda burada çay içelim dedim. Sıcak simit almıştım. Kahvaltılık falan çıkartırız. Duru acıkmış. Azra da acıktım dedi. Hatta Azra bir ara çarşıda yiyelim dedi. Yok dedim. Duru bizi bekliyor. Onsuz yiyemeyiz Azra. Eve gidelim dedim. Neyse sağlık ocağına gittik. Doktor görür görmez Azra'nın ayağını ayak sihirli dedi zaten. Ayak sihirleri başlamış dedi. Yayılabilir, tedavisi uzun sürüyor dedi. Bir losyon verdi. Çok dikkatli kullanacaksınız dedi. Sonra ama dedi sonunda mutlaka zaten cildiyenin görmesi lazım deyince randevu sistemleri doluydu dedim. Hani olmadı özele getireceğiz hocam dedim. Sonra Şule ablayı aradım. O da sağ olsun ayın 20'sine randevusunu ayarladı. Sabahtan gideceğiz 20 Haziran'da. Ama 20 Haziran'a kadar bu verdiği losyonu süreceğiz arkadaşlar. Yani ayak sihirini nereden buldu bilmiyorum. Başınıza gelen var mı çocuklarınızda? Kullanacağız. İlacı da gösteririm size. Gelirken eczaneden aldık. Öyle hatta vazelin de aldık. İlacı sürmeden önce yaraların etrafına vazelin sürün. Dışarıya ilaç taşmasın dedi. İlacı çok korunaklı sürün dedi yani. Temiz bölgeye ilaç gelmesin dedi. Öyle bakalım. Şöyle hemen Allah ne verdiyse hazırladım. Simit sıcaktı zaten. Onu yeni kestim. Patatesli omlet yaptım. Bunu annem de sever, ben de severim. Onun da böyle zeytinyağlı biber dolması varmış. Pide doluydu arkadaşlar. Gidip gelip kızlar yediler sıcağıyla. Çayın olmasını beklemediler. Şimdi çayları dolduracağım. Afiyetle şöyle bir ikinci çayı yapalım. Saat çünkü 3.30-4'e geliyor. Görüşürüz bakalım yine. Bak sana da çay koyuyorum. Babaannene de koyalım. Tamam çok güzel yapma. İyi mi? Tamam. Çayımız da güzel oldu. Çayımız da mis gibi oldu. He Azra sana koymamışım. Şu Duru'nun arkadaki. Ona az koyalım. Duru ne giymiş bakın. Azra'nın pijamasını giymiş. Kollar uzun, üstü uzun. Buradan ablasının küçülen kıyafetlerini buluyor, giyiyor. Bak bak. Ben bunu ele tutacağım burada. Bir de eve götüreceğim. Ne bulursa eve götürüyor. Onlar Azra'nın küçülenleri. Tamam götür götür. Dizlerine kadar iniyor vallahi. Öyle şeyler seviyor. Aynen. Hadi afiyet olsun. Pideye doymadınız. Burada çay tadı yapıyoruz. Afiyet olsun. Çay güzel olmuş. Evet. Çayımızı içtik. Hatta içmeye devam ediyoruz. Kızlar kalktılar. Azra'ya bunu verdiler. Bakın aranızda belki kullananlar olmuştur. Çok dikkatli kullanın dedi bize doktor. Bir hafta bunu bir kullanacağız bakalım.
Zaten ayın 20'sine de Şule abla randevu aldı. Hoca görecek dediğim gibi. 20'sine kadar da bunu kullanacağız arkadaşlar. Eve geldik arkadaşlar. Bugün çarşı ganimetlerimiz bu kadar. Şöyle bir eşofman altı aldım gördüğünüz pazar yerinden. Vallahi yazı şeyleri seviyorum. Buralarında böyle yazıymış, işaretmiş istemiyorum. Tam da böyle aradığım gibi buldum. Kumaşı rahat görünüyor. Birazdan deneyeceğim. Azra şu cüzdanı aldı okulda kullanmak için. Güzel, orada göstermiştim zaten. Kendime şöyle kılıf aldım. Bunları çok görüyordum. Benim silikon kılıfımın da arkası çok kötü oldu artık, turuncu kılıfımın. Aynen, şu hoşuma gitti. Kendime böyle aldım. Azra'nın telefonuna da böyle aldık. Bu arada Azra'nın telefonunu yeni almıştık. Bunu size çekmedim herhalde. iPhone 6 aldık ona. Onunki iyice kötü olmuştu artık. Böyle, o da mor renk aldı yine böyle. Hatta bunun 11 için olanı vardı. Dedim Azra, o bana gitmez. Sen böyle al, ben öyle alayım dedim. Şu güzel durdu telefonda. Çakın resmini eklerim şuraya. Olsun. Hadi güle güle kullan bakalım. Eşofmanı hemen denedim. Tam oldu. Vallahi kumaşı falan da çok rahatmış. Bundan sonra o pazarcıdan renklerini de alırım. Yeşil rengi de çok güzel. Saati 6 yaptık. Canım bir Nescafe istedi. Hemen şöyle kahve yaptım. Oturayım biraz burada. Orkidem de ne güzel, takipçim Feride Hanım'ın yolladığı çiçek, bakın. Çok tatlı. Saat 8'e geliyor arkadaşlar. Tabii ki yürüyüşe gidiyorum yengemle. Akşam yemeğimizi yedik. Dünden taze fasulyem vardı. Hemen yanına güzel bir domates salatası yaptım. Bizim kızlara da yoğurtlu makarna yaptım. Üzerine salçalı sos, yalancı mantı gibi. Çünkü taze fasulyeyi ikisi de pek böyle yemiyorlar yani, yalan yok. Neyse. Karnımızı doyurduk. Bulaşıkları öylece bıraktım. Yengemle bir saat yürüyelim. Gelince mutfağı temizlerim artık. Gelirken de markete uğrayacağım. Hem zeytinim hem kaşarım bitmiş vallahi. Tekrar eksik var yani. Üstüme de kapşonlu giydim ama bayağı sıcakmış. Birazdan belime bağlayacağım. Yengem gelmiştir herhalde. O benden önce geliyor hemen. Burada geçen akşam takipçimle karşılaştık bu arada. Beraber 2-3 tur yürüdük. Birsen Hanım, buradan selamlarımı gönderiyorum. Saat 9 oldu. Eve geldim arkadaşlar. Yengemle 1,5 saat yürüdük. Bu akşam bayağı yürüdük hatta. Sonra markete girdik beraber. Ben kahvaltılık almaya diye girdim. Yine her zamanki zeytinimden aldım. Paşalardan 50 liralık zeytin. Beyaz peynirimiz değişmiyor biliyorsunuz. Sütaş beyaz peynir. Yine bu başörenin kaşar peynirinden aldım. Sonra yengemle şunlardan aldık birer tane. Fiyatı da iyiydi. 15 lira mıydı? Bir şeydi. Bu markayı da ilk kez kullanacağız bakalım. İki renkli. Yine çocuklar yer dedik. Kasadaki kız önerdi daha doğrusu. Abla çok güzel tadı. Hatta portakallısı da var dedi ama biz bu iki renkliyi aldık. Paşalar marketten. Sonra 101'e girdik. 10 TL üzeri alışverişe bu Finish Platinum 89.90'dı. İçinde 65 tane var. 188'den düşmüş bu arada. Kampanya yani. Cumartesi bitiyor dediler. Yengemle bundan aldık birer tane. Aslında tabletim vardı ama kampanya diye aldım. Bir tane yumoş yumuşatıcı. Sonra Azra'nın Duru'nun telefonunun şu şarj yeri bozulmuştu. Bir tane USB aldım oradan. Bir tane de çekirdek. Şimdi biraz dinlenme vakti. Elimi yüzümü bir yıkayayım. Sonra yine görüşürüz. Evet, bu geçen hafta başlayan dizinin ikinci bölümü varmış. Azra da sevmiş bu diziyi. O yüzden açtık bakalım. Birazdan bir Türk kahvesi yapacağım kendime. Duru da ablasının küçülen pijamasıyla güne devam ediyor. Bugün üstünden çıkartmadın onu. Karnın mı acıktı yine? Midende delik mi var Duru? Bana bak, senin midende delik mi var yoksa? Saati 11.30 yaptık arkadaşlar. Rıza içeride Azra'nın losyonunu sürüyor. Tek tek böyle etrafına vazelin de sürdük. Doktorun dediği gibi. Ben bugün Instagram'a story atmıştım. Böyle böyle Azra da ayak sihirli çıktı diye bir iki story atmıştım. O kadar çok mesaj var ki, işte sihir duası varmış. Onu okuyan birini bulun, sihir duası okutun yazanlar var. Taze oluşmaya başlayan incir sütünü sürün diyenler var. İyottu sanırım. İyot sürün. Aynen, iyot sürün diyenler var. Daha neler neler yani, anlatamam. O kadar çok fikir veren, başına gelen olmuş ki. Kimi diyor oğlumda çıktı, kimi diyor kızımda çıktı, kimi diyor bende çıktı.
çocuklarda yani çok yaşayanlar varmış aralarında, aramızda daha doğrusu. Muhtemelen buradan izleyenler de zaten Instagram'da da aynı takipçiler olduğu için çok fikir veren oldu, ama biz bunu bir kullanalım. Ayın 20'sinde zaten hocaya randevu aldık tıp fakültesinde. Cildiye de bakacak, o zamana kadar geçer mi geçmez mi, ki bugünkü doktor dedi ki bize, aile hekimi, tedavisi uzun sürüyor bunun. Bazen dedi hani aylarca bile sürdüğü oluyor çünkü yayılıyor dedi. Yayılmadan önlemini almak lazım ama dedi. Azra'nınkiler var yani, bayağı ayağını zaten eklemiştim, resmini görmüşsünüzdür. Öbür ayağında yok. Tek bir ayakta, ellerinde falan da yok. Ellere falan da sıçrıyormuş. Özellikle ellemesin, hani ayağını elleyip de yüzüne falan sürmesin diyenler var. Artık dikkat edeceğiz. Hani fark etmedik. O da fark etmemiş. Hani öyle özellikle kaldırıp da Azra'nın ayağının altına hani bakmadık açıkçası. Biz de fark etmedik. Dikkatimizi çekmedik. Kendi de demek ki ciddiye almadı yani. Ne bileyim, hatta kızdık ona, hiç mi görmedin? Kızdık derken hani hiç mi bunun farkına varmadın da bu kadar hani olmadan bize söylemedin diye. Üzüldük de tabii, vallahi yani başımıza bu da geldi yani, gördüğünüz gibi. Ama yapma bak, dikkatim dağılıyor. Bir şey konuşuyorum. Hadi öbür koltuğa geç kızım, hadi. Dikkatimi dağıtıyor orada. Üzüldük yani haliyle. Babamda da çok olurmuş. Özellikle askerden geldiğinde. Bugün diyor ki benim diyor 57 tane sihirim vardı diyor. Dedim ne diyorsun baba, inşallah o kadar olmaz da. Onun ellerinde varmış mesela askerden ilk geldiğinde. Demek ki ona da orada bulaştı. İşte sihir duası okutma falan, bunu hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Hatta babama sordum. Bugün evet dedi, ben inanırım öyle şeylere. Çünkü vardı, beni de biri okumuştu dedi ve geçmişti dedi. Olabilir yani tabii ki. Bakalım, o da araştıracak. Biz önce şu losyona başladık zaten. Etkili bir losyon, dikkat etmek lazım. Sadece o bölgeye temas ettirerek sürmek lazım. Temiz bölgeye değdirmemeye çalışın dedi doktor işte. Öyle arkadaşlar. Yani hayırlısı olsun, ne diyelim. İnşallah çabuk geçer, yayılmaz, ne bileyim eline yüzüne sıçramaz. Ya da böyle şey kıvamına gelmez, operasyonla alınma kıvamına gelmez. Çünkü Azra çok dayanıksız bir çocuk. Şu an içeride losyonu sürerken bile şekilden şekile girdi. Gözlerini kapatıyor, yüzünü dönüyor. Böyle ameliyata giriyor gibi davranıyor yani. Halbuki babası böyle hassas sürüyor ama öyle. Neyse, kafanızı şişirdim. Kusura bakmayın. Bugün böyle bir gündü. Akşam da bayağı yani biz yengemle bayağı hızlı yürüyoruz. Bayağı da yürüyoruz. Tabii eve gelince böyle bir pertim çıkıyor. Sonra mutfağı falan hallettim. Demin de bir Nescafe içtim. Artık günü kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.